Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün sizinle 6 ve 7. ünitelerimizin beceri temelli sorularını çözeceğiz. İçerik olarak meslekler falan vardı. Şimdi daha çok göreceksiniz. Neler olduğunu hatırlayacaksınızdır muhtemelen. Soruları çözerken benden önce çözmeye çalışırsanız çok sevinirim. Sonra birlikte kontrol etmiş oluruz. Ben yaptıktan sonra neyi farklı düşünüyoruz birbirimizden? Onu görmüş oluruz. Çok daha iyi olur bizim için. Anne is playing a game. She shall choose the correct moves and find Jane's occupation. Şimdi, I was born on the 3rd of 2nd month. İkinci ayın 3'ünde doğduysa bu tarafa gideceğim. Daha sonra I can take orders and serve meals. Yemek servis edebilir ve sipariş alabilirsem terzi miyimdir, garson mu? Tabii ki waitress'ımdır. Dolayısıyla cevabım waitress olacak. She is a hairdresser. O bir kuaför. O zaman hangisi tamamlamaz? What does your sister do? Tamamlar. What's your mother's job? Tamamlar. What is Linda's occupation? Tamamlar. Ancak what does she do after school? Okuldan sonra ne yapar? O bir kuaför olmaz. Which of the following completes the conversation? What's your mother's job? Senin annenin işi ne? She is a doctor. O bir doktor. So she... O zaman diyor bir şeyler yapıyor. Yes she does. Evet öyle yapıyor. Bir doktorsa manages a school. Okul mu yönetir? Design buildings. Binalar mı design eder? Yoksa teaches English. İngilizce mi öğretir? Yoksa... Treats people, insanları mı tedavi eder? Treats people, iyileştirir, tedavi eder, doktor olduğu için. Paul is playing a game with his friend about occupations. He gives some clues about occupations. He draws some boxes for the word and asks his friend to guess it. Here are the clues. Şimdi Paul arkadaşlarıyla mesleklerle ilgili bir oyun oynuyor ve bazı ipuçları veriyor. Burada clue ipucu. Hadi bakalım. Şimdi she helps ill people. Hasta insanlara yardım ediyor ise bir doktor olabilir, bir nurse olabilir, dentist de olabilir. She treats tooth diseases. Dişle ilgili hastalıkları tedavi ediyor ise demek ki bu bir dentist. Yerleştireyim sizin için. Vallahi Paul çok güzel kopya vermiş, ipucu vermiş. İpuçlarını direkt bulabildik. I work at a restaurant. Ben bir restoranda çalışırım. I take orders, serve food and drinks. Ve restoranda çalışıp sipariş alıp yemek ve içecek servisi yaparım. Dolayısıyla ben bir waiter'ım. Sixth grade students are playing a game called Guess My Father's Job. They are giving some information about their father's job. The other students are trying to find it. 6. sınıf öğrencileri babamın mesleğini tahmin et diye bir oyun oynuyorlar. Ve birbirlerine babalarının meslekleriyle alakalı bazı bilgiler veriyorlar. Ve diğer öğrenciler de bulmaya çalışıyorlar. Bulmayı deniyorlar. Şimdi Arthur diyor ki My father designs buildings. O zaman Arthur's father is an architect diyebilir miyim? Derim. Ama bana not correct diyor. Doğru olmayanı soruyor. Clara diyor ki my dad treats animals. Hasta hayvanları tedavi ettiğine göre o bir vet. Bu da doğru. Bruce's father is an engineer. Bakıyorum. My father builds houses and skyscrapers. Sandra'ya bakalım. My father is a doctor diyor. My dad works at a shopping mall. He helps customers. Alışveriş merkezinde müşterilere yardım eden doktor mu olur? Olmaz. Dolayısıyla cevabım Sandra olacak. Hangisi şiirle alakalı? I can design everything with a piece of fabric. I enjoy cutting and sewing. Evet, ben her şeyi tasarlayabilirim. Neyle? Bir parça kumaşla. Fabric, kumaş.
ve ben kesip dikmeyi severim. O zaman ben bir tailor'ım. Taylor. Jennifer doesn't know the lyrics of the song. Help her to find them. Sözlerini bilmiyor, ona yardım et. Hadi bakalım. Hangisi tam anlamaz diyor. Suzy is a tailor. She can... Ne yapabilir? Bir tailor ne yapabilir? Save dresses and clothes. Jack is a waiter. Jack bir waitersa ne yapabilir? Yok. Burada Jack'in yapacağı bir iş yok. Mary is a nurse. Help doctors and patients. Peter is a mechanic. Repair cars and machines. O zaman burada alakasız olan sadece bu var. Buraya ne diyebilirdik mesela? Biz ekleyelim. Suzy is a tailor. She can save dresses and clothes. Jack is a waiter. He can serve food and drinks. Love, love, love your job. La la la, la 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 la. Mary is a nurse. She can help the doctors and patients. Peter is a mechanic. He can repair some machines. Love, love, love your job. La 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 la, la la la. Geçelim bir sonraki soruya. My best friend Nick enjoys cars. He wants to learn repairing them in the future. I think a profession about repairing cars is just for him. According to the John, Nick should be ne olmalı? Arabaları önermeyi önermek nedir ya bu? Onarmayı. Arabaları onarmayı seviyorsa ve araba onarmakla ilgili bir işi anca yapabilirse, arabalarla ilgili olursa. Ama repairing dediği için driver olmaz. Scientist arabayla alakası yok. Engineer arabayla alakası yok. Tabii ki de mekanik. Tamirci, araba tamircisi. Which of the following is correct according to the text? Hello, I am Eva. I was born in 2007 in Berlin. This is my family. My dad was born in 1968. He is a dentist, so he can pull out teeth. My mom is a hairdresser and cuts people's hair. She was born in 1970. My sister Susan was born in 1995. She is an architect and draws plans and plans of the buildings. Şimdi bunu bir yazalım. Şimdi bu Eva. Eva 2007'de doğdu. Eva'nın babası 1968'de doğdu. Eva'nın annesi 1970'de doğdu. Eva'nın bir de sister'ı var. Sister de 1995'te doğdu. Çok güzel. Şimdi soruyu çözebiliriz. Doğru olanı soruyor. Eva's sister is younger than her. Eva'nın kardeşi Eva'dan daha mı genç? Hayır, daha yaşlı. Bak 1995'te doğmuş. Daha yaşlı. Bu yanlış. Eva'nın annesi babasından daha mı yaşlı? Evet. 68-70 aralarında 2 yaş var. Dolayısıyla B seçeneği. Which of the following does not have an answer in the text? Hangisinin metinde bir cevabı yok? Eva born var. What can her sister do? He can draw the plans of the buildings. Bunun da cevabı var. What's her mother's job? Var. Ne dedi? Mother için. Hairdresser dedi. Cuts people's hairs dedi. Ve where was her father born? Nerede doğdu? Nerede doğduğunu söylemedi. Babasının sadece 1968 yılında doğduğunu söyledi. Ama nerede doğduğunu söylemedi. Dolayısıyla aradığım seçenek D seçeneği olacak. 15. soru, 12. pardon, 12. soruyla devam ediyorum. Which of the following does not have an answer in the text? Hangisinin cevabı yok? David is a mechanic in Brazil. He works 5 days a week and doesn't work at weekends. He can speak English and German. He was in Antalya, Turkey for his holiday last July. He learned diving there and enjoyed it a lot.
He met new friends from England and France. They went hiking together and stayed in a tent. Çok güzel. Şimdi hangisinin cevabı yok? Where did he go last summer? He was in Antalya. Last July. Who did David go on holiday with? Kimle gitti? Bilmiyorum. What does David do? Mechanic. How was his holiday? Enjoyed. Amazing. O zaman tek bilmediğim kiminle gitti. Kimle gittiğini bilmiyorum. According to the text, David doesn't go to work on Fridays. Şimdi cuma günleri işe gitmiyor. Doğru mu? Yanlış. Çünkü 5 gün hafta içi gidiyordu işe. Yanlış. Tried only one activity in Antalya. Antalya'da sadece bir şey mi öğrendi? Hayır. Diving denedi. Hiking denedi. Çadır kurdu. Yanlış. Didn't go walking in nature on his holiday. Walking nasıl yapmadı? Bak, hiking doğa yürüyüşü değil miydi? Hiking nature'da walking demek. Bu da yanlış. Spend time with people from different countries. Bu doğru cevabım. Ne demiştik? He met new friends from England and France. Başka ülkelerden yeni arkadaşlar edindi. Which of the following does not have an answer in the chart? Hangisi tabloda cevabı yok? When did Donald start working? Ne zaman başlamış çalışmaya? 1970'te. Cevabı var. Nerede çalışmış Dorothy? Dorothy nereye çalışmış? Restoranda. Cevabı var. Where did Jack defend people? Defend, burada bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Savunmak demek. Nerede savundu Jack insanları? Jack bir lawyer ve court'ta savundu. Bu da var. When did Eric retire? Retire'de emekli olmak demek. Ama Eric ne zaman emekli olmuş bilmiyoruz. According to the chart, Donald was a vet in 1969 on a farm. Bir çiftlikte veteriner miydi? 1969'da Donald. Bakalım. Hayır. 1970 ve sonrasında evetti. Dolayısıyla bu yanlış. Eric 2012'de bir driver mıydı? Eric'e bakıyorum. 2012'de. Evet. Driver. Hala devam ediyor. Jack 1984'ten önce bir lawyer mıydı? Hayır, 1984'ten sonra bir lawyer'dı. Ve Dorothy 1970'te insanlara yemekler mi servis etti? Hayır, 1990'da servis etmeye başladı. Dolayısıyla tek doğru cevabım Eric worked as a driver in 2012. Read the conversation below and answer the question. Hadi bakalım. When did you become a doctor? Oh, years ago. Oh, yıllar önce. Yıllar önce dediyse geçen seneye demez. Düne demez, 4 ay önce demez. Ne der? 2010'a der. Uf, 2020'deyiz yahu. Yıllar önce doktor olmuş. Which of the following is not correct according to the conversation? Hangisi doğru değil diye soruyor bu sefer bana. Sally diyor ki I love taking care of animals. I can make operations to them. Hayvanlara bakmayı seviyor ve onlara operasyonlar yapabiliyorsa Sally is a vet is true. Is correct. Jessica, I make new dresses for people. İnsanlar için yeni kıyafetler, elbiseler dikiyorsa Jessica is tailor. Correct. Dave is an architect. I draw plans of buildings. New projects about the house plan. Doğru. Ama Lauren diyor ki I work at a restaurant. Tamam. Restoranda çalışıyorum ama I can prepare delicious meals. Lezzetli yemekler hazırlıyorum. Yani ben waiters değilim de cook'um. Cook. Dolayısıyla bu yanlış. Where does your mother work? Anne nerede çalışıyor? Annem nerede çalışıyor? She works at hospital. Hastanede. O bir şey mi?
Yes, she is. Hangisi tamamlamaz? Hastanede dentist olabilir, hastanede doktor olabilir, hastanede nurse olabilir ama hastanede tailor olamaz. Ve son iki sorumuz, son üç sorumuz. Hadi bakalım. Hello, I'm Casey. I want to talk about my father. He was born in 1973. He started to work as a waiter when he was 17. He worked at a restaurant for a long time. He served food and drinks. Then he worked in the kitchens of the restaurants, but now he isn't working. Çok güzel. Hangisinin cevabı yok? When was her father born? Kaçta doğdu? Var. Where does he work now? Şu an nerede çalışıyor? Şu an çalışmıyor. When did he become a waiter? Ne zaman bir waiter oldu? 17 yaşındayken. Where did he serve food and drink? Restaurant. Gördüğün gibi bunun cevabı var, bunun cevabı var, bunun cevabı var, bunun cevabı yok. Çünkü nerede çalıştığını bilmiyorum. Çünkü not working diyor. Hello, I'm Martin. Hangisi tamamlamaz? I can grow fruit and vegetables. O zaman ben bir farmer olabilirim, değil mi? Peki, I can look after ill people. Hasta insanlarla ilgileniyorsan ben bir hemşire de olabilirim, ben bir doktor da olabilirim. Ama ben bir garson olamam. Bana da zaten hangisini olamazsın diye soruyor idi. Burada da sonuçlara göre hangisi doğru diye soruyor. 50 tane öğrencinin gelecekteki meslek seçimlerine yönelik bir araştırma sonucu var arkadaşlar. Doktor, teacher, doctor, teacher, mechanic, lawyer, engineer olmak gibi. Building roads are less popular than fixing cars. Şimdi building roads dediği. Tabii ki de engineer değil mi? Peki fixing cars dediği mekanik. Bana diyor ki building roads are less popular. Less dediği zaman ne anlayacaktım? Daha az popüler. Engineer mekanikten daha mı az popüler? Hayır, daha fazla popüler. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. More students prefer fixing cars than teaching. Fixing cars mekanikte. Burada 4 kişi tercih ediyor. Teaching'e bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kişi tercih ediyor. Bana diyor ki more students prefer fixing cars than teaching. Ne yapıyor? Fixing cars'ı daha fazla tercih ediyorlar diyor. Ama yanlış, çünkü teacher daha fazla tercih edilmiş. Most of students want to treat sick people. Öğrencilerin çoğu hasta insanlara tedavi mi etmek istiyor? Evet, bak çoğu doktor olmak istiyor. Birçok doktor var. Şimdi geldik 7. üniteyle ilgili, holiday ünitemizle ilgili sorulara. Birkaç tane de bundan çözelim. Sand and her family went on holiday both in winter and summer last year and here are the activities they did. Winter holiday, summer holiday ve ikisinin ortasında. Her ikisinde de yapmış yani bunu. Bunu kışın yapmış, bunu yazın yapmış, bunu da her ikisinde de yapmış. Şimdi bakıyorum. Which of the following is not suitable for the speech bubble? Hangisi uygun değil? I and my family went to the seaside last summer. Seaside'e gitmişler mi? Gitmişler. Çünkü neden? Bak, swimming var burada. We didn't see any famous places on my holidays. Ünlü yerleri görmüşler mi? Bakalım. We had a big breakfast meal with my grandparents. Evet, visiting relatives vardı. It didn't snow and was not cold last winter. It didn't snow ve peki it didn't snowsa, kar yağmadıysa nasıl playing snowball yaptın? Olmaz, olmaz, olmaz. Dolayısıyla cevabım D seçeneği. Hangisi uygun olmaz diye soruyordu zaten bana. Hi Merlin, what's going on? Nasıl gidiyor Merlin? I'm doing well. İyi gidiyor. I was on holiday with my family. Tatildeydim. We went to my grandparents' village. Büyük annemlerin köye gittik. Çok güzel. O zaman nereye gittik diye sordu. Where did you go? Gitti. It was fantastic. O zaman nasıldı diye sordu. How was your holiday? Gitti.
6 days. O zaman kaç gün kaldın diye sordu. How many days? Gitti. Tek sormadı. C seçeneği. Hi, I'm Peter. I'm from England. I went to Turkey with my family for a holiday last summer. We rode hot air balloon and saw fair chimneys. Looking from the sky was fantastic. Then we went to the seaside. I swam in the sea, played volleyball on the beach with my friends. Finally, I and my brother went rafting on the Manavgat waterfall. It was really thrilling. I think I had an amazing experience in Turkey. I want to visit Turkey again. Hangisini yapmadı diye soruyor. Şimdi riding hot air balloon'u burada görüyorum. Playing beach volleyball burada görüyorum. Rafting'i de görüyorum. Demek ki sailing'i yapmadı. According to the text, Peter had a boring summer vacation. Boring olmaz. Amazing demişti. Yanlış. Loved his experience in Turkey. Evet, sevmiş ki tekrar gelmek istiyor. Doğru. Which of the following does not complete the conversation? Hangisi tamamlamıyor? We went to dediğine göre where olacak bunun cevabı. Ay, pardon, hangisi tamamlamıyor diye soruyordu. Yanlış işaretledim. To test their favorite pumpkin pie dediğine göre why diye sordu. Çünkü ne için? İşte tatmak için. Yes dediğine göre how much demez. Did you eat it der. O zaman sormalı tek soru how much kaldı. Robert is a hardworking university student. He likes going skiing or skying. Hangisi? Hadi bakalım. Yine aynı ikilem. Tabii ki de skiing. Skiing with his friends. They have fun a lot together. In summer he usually goes hiking. But skiing is his favorite activity. O zaman things going on a holiday in winter is more enjoyable. Evet, çünkü kışın yaptığı daha çok tercih ediyor. Kışın yaptığı aktivite onun daha çok favori aktivitesi. Doesn't usually study his lessons. Nasıl çalışmıyor yahu? Hardworking çocuk. Bu da değil. Doesn't prefer walking in nature in summer. Yazları doğada yürümeyi tercih etmez diyor. Ama tercih eder. In summer he usually goes hiking dedik. Hiking doğa yürüyüşüydü. Dolayısıyla B'de gitti. Skiing is boring. Olur mu? His favorite activity. O zaman A seçeneği doğru. Mike holiday'de neler yapmış? Bunları görüyoruz. Neler yapmamış? Onları görüyoruz. Does not complete the sentence above. Mike visited ancient places. Yapmış. Swam in the sea. Went camping. Rode a bike. Pardon. Şimdi tekrar söylüyorum. Eski yerleri ziyaret etmiş. Denizde yüzmemiş. Bisiklete binmiş. Kampa gitmiş. O zaman denizde yüzmediği için cevap B seçeneği. Amelia and Sally konuşuyorlar ve Sally tatilinde ne yapmış onu bulacağız. Bakalım. Antalya'ya gittim diyor. What did you do there? Ne yaptın orada? Kampa gittim. Kampa gittim. Bu bizim için yeterli. Julia dün ne yapmış? We are on a winter holiday. Yesterday I learned skiing. I played snowball and made a snowman. I walked on the mountains. It was amazing. The weather was cold but the atmosphere was fascinating. Büyüleyici. O soğuktu ama atmosfer büyüleyiciydi. Ne yapmış? Şimdi fishing olmaz. Hiking yapamaz, hava çok soğuk. Camping nasıl yapamaz yahu? Çocuk, kız burada demiş ki I walked on the mountains. Hiking doğa yürüyüşü değil mi? O da dağda yürümüş işte. Doğa yürüyüşü yapmış. Dolayısıyla cevabım B seçeneği. Camp değil, swimming değil. We went to Erzurum last year. We stayed at a hotel. We played snowball. And I and my dad
went skiing and had a lot of fun. My mom helped me to make a snowman. The weather was very cold, but our holiday was great. Buna göre hangisi bir başlık olabilir bakalım. Biz Erzurum'daydık geçen yıl. Otelde kaldık, kartopu oynadık, skiing yaptık, çok eğlendik. Kardan adam yapmaya yardım etti annem. Hava soğuktu ama otel süperdi. O zaman a winter holiday is okay for us because fun at the seaside, deniz kenarında değiller, evde değiller, arkadaşlarıyla birlikte değil, ailesiyle birlikte. O zaman a winter holiday bizim için uygun başlık olacak. The table below shows the number of the activities Richard and Joe did during their holiday. How did Richard and Joe spend their holidays? Bakalım. Hangisinin doğru olduğunu bulacağız. Swimming 2. Seeing famous places to Richard 3. Joe 2. Gibi gibi 4 tane aktivite var. Şimdi Joe saw famous places more than Richard did. Joe Richard'dan daha mı fazla ünlü yerleri görmüş? Hayır. Joe'nun 2, Richard'ın 3. Dolayısıyla Richard daha fazla görmüş. Yanlış. Joe did gardening less than Richard did. Gardening'e bakıyorum. Joe Richard'dan daha mı az gardening yapmış? Evet. O zaman doğru cevabım C seçeneği. I was in Lakes region. Neredeydim? Lakes region'daydım. O zaman where were you diyeceğim. It was an amazing holiday. Nasıldı diyeceğim. Comfortable and traditional hotel. Nerede kaldın diyeceğim ama benimle kim olduğunu söylemediği için who were you with, kiminleydin diyemem. Which of the following is not correct according to the poster? Hangisi doğru değil? A night at the hotel is $30 for a person. Bakalım. $30 for a person. Doğru. You can do camping in the forest. Camping in the forest. Doğru. You can walk among the trees. The hotel is in the north of the city. North of the city. Hayır, south of the city. O zaman D seçeneği yanlış. Çünkü north neydi? Kuzey. South neydi? Güney. Dolayısıyla güneyde olduğu halde north diyorsa yanlış olan o olacak. Which of the following is correct according to the conversation? Hangisi doğru? I like being in nature. Doğada olmayı seviyorum. Last weekend we went to our village with my family. It was amazing. Geçen hafta sonu ben ailemle birlikte köye gittim. Harikaydı. Why did you go there, Jessica? Neden oraya gittin, Jessica? It is by the seaside and we went fishing there. We picked fresh fruits. Deniz kenarındaydı ve biz oraya balık tuttuk. Balık tutmaya gittik. Ve meyve topladık, taze meyveler. Boring, sıkıcı. I like cities. Ben şehirleri severim. Because I can go game centers or go to cinema. Harold likes holidays in the villages. Hayır, sevmiyor. Boring dedi. Şehir hayatı seviyor. Gitti. Jessica loves staying at hotels. Otelde kalmayı seviyor. I don't know. Harold dislikes watching films. Hayır canım, seviyor. Burada go to sinemayı seviyorum dedi. Jessica enjoys going fishing. Bak gördün mü? We went fishing der diyor. Amazing diyor. O zaman seviyor. Dolayısıyla correct answer'ım C seçeneği. Which of the following did not Frank do during his holiday? Hangisini tatili boyunca Frank yapmadı? Bakalım. I went to seaside for my holiday last summer. Yazın deniz kenarına gittiyse arkadaşlar, yüzer bu adam, yelkenli denize açılır, balık tutar ama skiing yapamaz çünkü kayak yapmak için kış olması lazım. Dolayısıyla cevabım B seçeneği. You see some of my friends and what they did on their holiday last year. Geçen sene benim arkadaşlarım neler yaptığını görüyorsunuz. Hangisi doğru? Jeremy went skiing. Bu skiing değil, bu rafting.
O zaman bu yanlış. Abby tried rafting. Hayır canım, bu da hiking. Doğada yürüyorlar, bu da yanlış. Sophie joined a camp. Sophie bir kampa mı katıldı? Hayır. Sophie skiing yaptı. Bu da yanlış. Ama George learned sailing. Evet bak, yelkencilik. George yelkenciliği öğrendi. Doğru. According to the text. Dear George, I'm in Bodrum Muğla. I saw the Bodrum Castle. It's an ancient place. I had a yacht tour and tried diving. It was fantastic. There were some folk music concerts at the ancient theater. I listened to one of them. Turkish music very nice. See you soon, Janet. Şimdi try paragliding. Hayır, try diving. Had a boat trip. Hayır, had a yacht tour. Used cable car. Learned skiing. Şimdi arkadaşlar, skiing olmaz zaten, kışın olması lazım. Şu an Bodrum Muğla'da denize falan dalıyor, yani kış değil. Cable car dediği teleferik, bundan hiç bahsetmedi. Paragliding denedi diyor. Paragliding yamaç paraşütü, ama diving denedi. Yani dalış denedi. Dolayısıyla had a boat trip is true. Çünkü boat trip ve yacht tour dediği aslında boat turu, yani ikisi de aynı şey. Which of the following has an answer in the text? Hangisinin cevabı var? How did she feel about the Bodrum Castle? Bilmiyorum. Sadece ancient olduğunu söyledi. Which traditional food? Food'la alakalı hiçbir şey söylemedi. Where did Janet go on her? Janet'ın nereye gittiğini biliyorum. Çünkü Bodrum'a gitti. Cevabı var. Dolayısıyla C seçeneği. Evet, son sayfamız. Şener Şen is a famous film star in Turkey. His real name is Ali Haydar Şen. He was born in Adana on 26th December 1941. He is Ali Şen's son. Ali Şen was a famous actor too. Şener Şen's famous films are Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Züğürt'a. He acted with Kemal Sınıfı. Yok, yapmayacağım bu sefer. Kemal Sunal. In these films, he had the Best Actor Award in Valencia on 3rd November 1997. Evet, ben 1 yaşındayken. 1 yıl 1 aylıkken almış. Bakalım. Which of the following does not have an answer? Hangisinin cevabı var? Yok. Yok diye soruyorum. Not have. Where was he born? Nerede doğdu? Adana'da. Cevabı var. What is his birth date? Doğum tarihi var. Which films? Hangi filmlerde oynadı? O da var. Burada Valencia'da ödül adını söylüyor ama kimin verdiğini söylemiyor. Dolayısıyla D seçeneğim, cevabı yok. B. 26 Kasım'da doğdu diyor. Hayır. December olacaktı. November değil. Died diyor. Hayır, died değil canım. O tarihte ödül aldı adam. Niye ölsün? Has the same name with his father. Babasıyla aynı adamı sahip. Şener Şen, Ali Haydar Şen, Ali Şen. Ali, evet doğru. Played with his father in Hababam Sınıfı. Hayır, Hababam Sınıfı ile babasıyla oynamadı. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği. Evet arkadaşlar, 6. ve 7. ünitenin beceri sorularını da çözdük, beceri temel sorularını. Umarım hepsini doğru çözmüşsünüzdür. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.